6000 nüfuslu bir ilçede Türkiye'nin en önemli maden ocaklarından biri var ve Etibakır tarafından işletilen bu maden ocağı ile ilişkin olarak her yıl işçilerin bir zam talebi var doğal olarak. Bu yılda 2017 yılının 18 aralığından itibaren de işçiler işverenle alakalı olarak kendilerinin maaşlarına zam yapılmasıyla ve bazı iyileştirmeler yapılmasıyla ilişkin taleplerde bulundular. Ama ne yazık ki hemen arkasından 2018 yılı geldiği zaman 9 Ocak'ta şirket tarafından işlerin yavaşlatıldığı gerekçe gösterilerek 11 Ocak tarihi itibariyle işletme kapatıldı. Müdürler de dahil olmak üzere Murgul'daki bütün işçiler işten çıkartıldı değerli milletvekilleri. Bu yerlerle alakalı olarak İşkur'da söz konusu firmanın adı yok. Bir taşeron firmanın adı var. Etibakır işletmesinin adı yok. Taşeron firmanın adı olduğu için bunlar işsizlik maaşı da alamıyorlar. Tazminat alamıyorlar. Her geçici işçi konumuna düşürmüşler, işsizlik maaşı filan da alamıyorlar. Hiçbir gelirleri yok değerli arkadaşlarım. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İşkur'a yapmış oldukları bildirimde bu işçilerle alakalı bunların maden işçisi olduğuna ilişkin bir bildirim de yok. Hangi taraftan tutarsanız tutun dökülüyor değerli arkadaşlarım. Buradan Yüce Parlamento'dan bir kere daha sesleniyorum. Bakın o insanlar çocuklarına para veremiyorlar. Evlerini geçindiremiyorlar. Yakıt alamıyorlar değerli arkadaşlarım. Banka borçları var. 6000 nüfuslu bir ilçede 630 kişinin işten çıkartılmasının ne demek olduğunu bir düşünün değerli arkadaşlarım. Böyle bir tabloda biz diyoruz ki hayır efendim bunun düzeltilmesi gerekir. Büyük bir yanlışlık var. Bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. Bir demokratik talepte bulundu diye maaş ücretleriyle alakalı bir iyileştirme talebinde bulundu diye bir ilçe nüfusunun direkt veya indirekt olarak tamamını etkileyecek olan bir düzenlemeyi, işten çıkartmayı şiddetle reddediyoruz da kabul etmiyoruz değerli arkadaşlarım. Burada bakanlardan kimse yok. Lütfen buna müdahale edin. Bakın, eğer müdahale etmezseniz Murgul'da bir sosyal patlamaya yol açabilecek bir durumla karşı karşıyayız. Murgul'da acil durum ilan edin. Eğer bu şirket bunu açamıyorsa acil durum ilan edin değerli arkadaşlarım. Gerçekten vahim bir durumla karşı karşıyayız. Yarın bir gün eğer bu şirkete gücünüz yetmiyor, eğer bu maden şirketinin yerindeki bu işletmeyi açamıyorsanız size bir önerim var. Murgul'u da kapatalım hep beraber. Murgul'u da kapatalım değerli arkadaşlarım. Kapısına bir kilit koyalım. Madem öyle bunları canlı canlı mezara gömelim. O anlamda buradan bir kere daha sesleniyorum. Hükümete sesleniyorum. Şirket yetkililerine sesleniyorum. Bu yanlıştan geri dönün. Murgul maden işçisinin mağduriyetini giderin diyor. Yüce Yetkililerini saygıyla selamlıyorum.